İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, Borsa İstanbul bugün 9000'i deniyor ama henüz şu noktada 9000'e ulaşabilmiş değil ama 9000'i görmesi artık an meselesi. Bugün değilse bile yarın muhtemelen 9000 sınırını aşarak yeni bir seviye belirleyecek diye düşünüyoruz. Bugün ana haberde Bestenaz Süllü bizimle birlikte olacak. Bestenaz Süllü ile hem Borsa İstanbul'u kapatacağız hem kripto piyasalarında ortaya çıkan duruma bakacağız. Kripto piyasalarında ciddi bir yükseliş var bu arada. Bütün bunları ele alacağız. İkinci bölümde Ergün Öztürk bizimle birlikte olacak. IFS Türkiye CEO'su Ergün Öztürk'le Türkiye'de dijital yapılanmayı, şirketlere dijital hizmet sunmayı ve yapay zeka kullanımını konuşacağız. Uçtan uca ERP kurumsal kaynak planlaması yapıyor ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri IFS, global bir şirket. Türkiye'de de uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Şu anda 60 ülkede faaliyet halinde ve 80'e yakın ofisi bulunuyor. Türkiye ofisi de dünyadaki sayılı ofislerden bir tanesi. Dünya genelinde global çapta 6500'den fazla çalışanı var. 15.000'in üzerinde müşteriye hizmet ediyor ve 4.000'den fazla tanınmış şirkete hizmet, servis hizmeti veriyor. Türkiye'de de aralarında pek çok önemli, bileceğiniz, tanıyacağınız pek çok şirketin olduğu bir gruba hizmet veriyor. Hatta Türkiye'nin sayılı şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan Ergün Öztürk'le başta servis hizmetlerini, uçtan uca yazılımı konuşacağız. Ayrıca yapay zekanın hayatımıza getireceklerini ele alacağız. Neler var derseniz, bugün Merkez Bankası'nın günüydü. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir enflasyon raporuyla bütün kurmay heyetiyle basının karşısındaydı. Güçlü ve iyi bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz bugün itibariyle. Kaya Erkan döneminde alınan enflasyon hedeflerini değiştirmedi Merkez Bankası. Hem bu yıl hem gelecek yıl ilişkin hedefleri değiştirmedi. Muhafaza etmeye karar verdiler. Elbette ulaşamazsak tabii ki hedefleri değiştirebiliriz dediler. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da toplantıda son derece etkili bir konuşma yaptı. Merkez Bankası'nın bu arada rezervleri eriyor. 6 haftada 10 milyar dolar azaldı. Birazdan rezervi son durumunu aktaracağız. Bu arada yabancılar son dönemde Türk hisse senetlerini almaya başladı. Borsadaki yükselişi buna bağlıyoruz bir ölçüde. Tahvilleri de satmaya başlıyor. Kur korumalı mevduatta iyileşme var. Son 12 haftanın en yüksek seviyesinde çıkış. Yani o kadar hızlı çıkış başladı ki 12 haftadır görünmeyen bir hıza ulaştı. Kur korumalı mevduattan bildiğiniz gibi Merkez Bankası artık kurtulmak istiyor ama kolay değil. Bu uzun vadeye yayılı bir kurtuluş öyküsü olacak gibi. TÜSİAD bugün önemli bir toplantıya imza attı. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir dedi. Refah üretmeyen büyümenin anlamını herhalde herkes tahmin edebiliyor. Türkiye aslında büyüyor ama kalkınamıyor. Yani büyümenin olabilmesi için mutlak surette kalkınmaya dönük adımların atılması lazım. Kalkınmanın içeriğinde de sanayi tesisleri kurulması, endüstri tesisleri kurulması ve iş hacmi yaratılması var. Ama Türkiye özellikle son 20 yılda iş hacmi fazla yaratmayan, istihdam sağlamayan ve sanayide önemli atılımlar yapmayan bir büyüme politikası istiyor. Ve bu büyüme politikası dolayısıyla topluma refah getirmiyor. Tuncay Özilhan'ın sözleri bu bakımdan son derece önemli. Türkiye'de ihracat iklim endeksi kısa bir aradan sonra yeniden 50'nin üzerine çıktı. Bildiğiniz gibi 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi, 50'nin altındaki değerler daralmayı işaret ediyor. Ocak ayı itibariyle 50'nin üzerine tekrar çıktı ama tabii çok düşük bir seviye olduğunu söylememiz lazım. 55'ler, 56'lar, 60'ları görmemiz gereken bir dönemdeyiz. Hazine yılın ilk dolar cinsi ihalesine başlıyor ve önümüzdeki günlerde çıkarması beklenen yeni tahvillerle borçlanmaya başlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi ve ziyaretle ilgili erteleme gerekçesi konusunda Türk dışişlerinden ve Rus dışişlerinden gelen açıklamalar birbirini teyit ediyor. Hazırlıkların henüz tamamlanmadığı ve karşılıklı mutabakat çerçevesinde yeniden ziyaret gününün kararlaştırılacağı ifade ediliyor. Rusya bu arada Irak'ta yeni petrol sahalarının geliştirilmesi konusunda faaliyet yürütüyor. Bildiğiniz gibi Irak'taki petrol sahaları uzunca bir dönem, neredeyse son 50 yıldır, son yarım asırdır Shell, Mobil, BP gibi şirketler tarafından, Avrupa merkezi, Amerikan merkezi, hatta Texaco'da bunların içinde, onlar tarafından yapılıyordu. Artık Ruslar orada güçlü bir oyuncu olarak devrede olacaklar. Irak petrollerinin yapılanmasında Rusların büyük bir etkisi olacağını görüyoruz.
Bir Merkez Bankası kararı var. Belki de dünyadaki şu, bu anlamda ilklerden bir tanesi. Çekya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirdi. Bütün merkez bankaları pas geçerken ve stabil tutarken faizleri bir tek Merkez Bankası Çekya indirdi. Artık indirim sürecinin başladığını görüyor. Zaten Amerikan Merkez Bankası da bu yılın ortalarına doğru politika faizini indirecek. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 30.60-49'da yukarı doğru hareketini sürdürüyor. 30.80'i gördü. Oradan aşağı doğru geldi. Euro'da 32.96'dayız. 33'ü gördük Euro'da. Tekrar gevşedi. Akşam saatlerinde 32.96 sınırda şu anda. Pound'da 38.52'deyiz. Pound'un 40'a doğru yolculuğu sürüyor. Frank'ta 35'in üzerindeyiz. Stabil bir şekilde gidiyor. Frank 35'in üzerine park etti. Ne aşağı iniyor ne de çok fazla yukarı hareket edebiliyor. Euro-dolar paritesi 1.0745'te. Yönü aşağı doğru. Bugün Euro zayıf bir gün geçirdi. Dolar endeksi çok güçlüydü. Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar çerçevesinde 104.32. Altın 2023 dolarda ve yönü aşağıda. Gram altında da benzeri bir tablo var. 1989 lirada. Üstelik de gram altın bugün kurdan da destek alamadı. Ons altın o kadar hızlı düştü ki gram altının kendini yukarı doğru taşıması mümkün olmadı. Petrolde dün ifade ettiğimiz değer gerçekleşti, teyit oldu, teyit edildi. Petrolün 80 doların üzerine çıkacağını söylemiştik. Nitekim bugün 80 doların üzerinde Brent petrolü 80.27. NYMEX'te de 74.92'deyiz. Baltık Dry Endeksi, dünya ticaretinin önemli göstergelerinden Baltık Kuru Yük Endeksi 1487 puandan kapandı. Yönü aşağıda %1.91 kayıp var. Bitcoin ve Ethereum'da yükselişler var, hem de çok büyük yükselişler. Bitcoin 44.714 dolara kadar çıktı. 3.86'lık bir artış var yüzdesel. Ethereum'da da benzeri bir tablo var. 2.417'ye kadar yükselmiş durumda dolara ve 2.10'luk değer kazancı burada da kendini gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün enflasyon raporu için medyanın karşısındaydı. Bütün ekibiyle, bütün kadrosuyla birlikte yer aldı. Güçlü bir performans sergilediklerini söyleyebiliriz. Merkez Bankası artık daha öngörülebilir bir bankaya doğru dönüşüyor. Bugünkü mesajlar arasında şahin mesajlar öne çıktı. Yani faiz artırışı konusunda hala ellerinin açıkta olduğunu ve yukarı doğru gidebilme ihtimali var dedi Fatih Karahan. Bu arada enflasyonla ilgili bir önceki dönemde yani Gaye Erkan döneminde konulan hedefi değiştirmediler. Ve 2024-2025 enflasyon tahminlerini %36 ve %14 olarak koruduklarını söylediler. Elbette zamanı geldiğinde dezenflasyon ortaya çıkarsa hedefleri değiştirmekte tereddüt etmeyiz dediler. Merkez Bankası'nın bu arada rezervlerinde gerileme var. Son 8 haftada ortaya çıkan gerileme dolayısıyla hem brüt hem net rezervlerde gerileme olduğunu ifade edelim. Ocak ayında kazandıran yatırım enstrümanlarından en fazla kazandıran külçe altın. Bunun dışındaki enstrümanların hemen hemen hiçbiri para kazandırmadı yatırımcısına. Bir tek külçe altında var. Borsa İstanbul bile çok iyi bir performans sergilemesine rağmen orada bile 0.58 aylık bazda kayıp söz konusu. İhracat iklim endeksinde iyiye doğru gidiş var. 50'nin üzerindeyiz. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı ihracat iklim endeksine göre şu anda 50'nin üzerindeyiz. Bir önceki ay 49.7 idi. 50'nin üzerindeki değerler genişlemeye ve iyileşmeye işaret ediyor. 50'nin altındaki değerler daralmaya. Avrupa Birliği'nde şu anda Almanya'da resesyona yakın bir durum var. İngiltere resesyona doğru gidiyor. Dolayısıyla en büyük pazarlarımız daralırken Türkiye'nin ihracat iklim endeksinin her şeye rağmen yukarıya doğru gidiyor olması umut verici. Çünkü Türkiye alternatif pazarları değerlendiriyor. Mesela bu pazarlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri pazarında çok yüksek bir ihracat iklim endeksi ortaya çıktı. Yani Avrupa pazarındaki kaybettiklerimizi öteki pazarlardan telafi etmeye başladık. Bu son derece akıllıca ve mantıklıca yürüyen bir strateji üzerine kurulu olduğunu gösteriyor ihracatımızın. Son haberimiz Schengen'den. Schengen vizesine yeniden zam geliyor. 2 Şubat'ta Schengen vize ücretleri artacak ve bu birkaç ay içinde yürürlüğe girecek. Teklif onaylanırsa yetişkinler için Schengen vizesi 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için de 40 Euro'dan 45 Euro'ya çıkacak. Bu arada Avrupa Birliği
göçmenlerin geri kabulüyle ilgili anlaşmalarda ayak sürüyen ülkelere karşı yeni tarifeler de gündeme getirebilir ki Türkiye bu ülkelerden biri olabilir önümüzdeki süreçte. Şu ana kadar geri kabul anlaşmasına aykırı herhangi bir şey yapmadık ama bundan sonra yaparsak vizeyle bizi cezalandırabileceklerini ifade ediyorlar. Evet, Borsa İstanbul tahminlerimiz doğrultusunda günü yükselişle kapattı. 8.949 puandayız. 9.000'i görmedi ama yarınki açılışa çok dikkatle bakmak lazım. 9.000'i görebilir, yukarıya doğru kendini taşırsa orada kalıcı olursa birkaç gün artık 9.000 yeni normal olabilir. Bugünkü artış %1.21, fena değil. BIST 30'da da benzeri bir tablo var. %1'in üzerinde bir artış söz konusu. 9.488 puandayız. BIST 500'de 10.000'in üzerine artık benimsedi. BIST 500, 10.449 puanda %1.20'lik artışta burada kendini gösteriyor. Dünkü kapanış rakamını saymazsak geride bıraktığımız 13-14 gün içinde Borsa İstanbul sürekli yukarıya doğru kendini taşıyabilen bir enstrüman aracına dönüşmüş durumda. Bu da yabancının iştahını kabartacak bir sürecin beraberinde geleceğini işaret ediyor. Nitekim biraz önce verdiğimiz haberde de gördüğünüz gibi yabancılar son bir haftada hisse senedi alıp, yani Türk hisse senetlerini alıp tahvilleri satmaya başladılar. Hisse senedinde çok daha büyük karlılık gördükleri için. Merkez Bankası'nın yeni kadrosu bugün medyanın önündeydi. Daha doğrusu bütün finansal otoritelerin önündeydi. Ekonomistlerin ve analistlerin önündeydi ve iyi bir sınav verdiler bugün. Gerçekten Fatih Karahan göz doldurucu bir performans sergiledi. Zaten Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın da özel bir yeri var. O da bugünkü toplantıda gerçek anlamda doğru yerlere işaret etti ve Merkez Bankası'nın güvenilir ve öngörülebilir bir bankaya dönüştüğüne dair işaretleri bugün gördük. Nitekim borsanın bugünkü yukarı doğru çıkışı da biraz buna bağlı. Bugünkü toplantıyı konuşacağız. Enflasyon raporu nedeniyle medyanın karşısındaydılar ama enflasyon hedefini değiştirmediler. Yani bir önceki başkan döneminde, Gaye Erkan döneminde konulan hedefleri aynen korudular. Gerekirse ileride değiştiririz de dediler bu arada. Ama şu anda yapmamız gereken dezenflasyonist sürece doğru yavaş yavaş geriye doğru gidişi hızlandırmak. Bunun için sıkılaştırmaya da devam dediler. Bu da şahin bir mesajdı. Ne diyorsunuz Beslenaz Hanım? Yani Hafize Hanım biraz daha kalsa herhalde bize itibar davası açardı bu kanala. Evet, özellikle size. Evet. Özellikle bana. Yani çünkü göreve geldiğinden beri zaten CV'si tamam iyi olabilir fakat önceki çalıştığı kurumlar, onların batış biçimleri ve yer değiştirmesi hep bir soru işaretiydi. Doğru. Yapmış olduğu zaten son o ev fiyatları hakkındaki açıklama zaten bir skandaldı. Ancak şöyle bir şey oldu. Gaye Hanım'ın gitmesiyle bundan sonra kendisine başarılar dilerim. İnşallah yeni bulacağı, yeni geçeceği kurumda ev kirasını ödeyebilecek ve kendi evine çıkacak. Zira başına böyle yani anne baba yanında kaç yaşında insanlar hani çok zor olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak ise şunu söyleyebilirim. Yani burada
bence biz bize kaldık. Yani Fatih Karahan, Cevdet Akçay, bunların her biri Türkiye ekonomisinde ve yani üniversitelerde çalışan, yayınları olan ve aynı zamanda tanınan, bilinen kişiler, iş çevreleri tarafından bilinen kişiler. Ben ilk kez bugün Merkez Bankası'nın birinci enflasyon raporu toplantısında sanki bir ECB toplantısına, gibi, sanki bir Japonya Merkez Bankası toplantısına girmişim gibi hissettim ve gerçekten çok özlediğim bir tabloydu bu. Ben açıkçası bundan sonra daha emin ellerde olduğumuzu düşünüyorum. Hem hükümet ile Merkez Bankası arasındaki iletişimin daha iyi olacağını, hem de Maliye Bakanlığı'na daha iyi olacağını, hem de piyasaların istediği ifadelerin net bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Sonuçta Mehmet Şimşek Bey'in burada bir talebi var. Evet. Bir tarafın zaten hani hükümet kısmının onayı var. Ancak şunu söylemek istiyorum. İlk başta yapılan hatanın yapılmamasını ben bir tek buradan söyleyebilirim. Daha sonra bunu vatandaşı nasıl etkileyeceğini konuşuruz ama şu %5 sözlü yönlendirme hedefinden artık biraz daha vazgeçilip ısrarcı olunmaması gerektiğini. Gerçekçi bir hedef koyalım. Gerçekçi bir hedef. Tabii ki de orada %5'in bir amacı var. Ama bu amaç 2015'ten önceydi. 2015'ten beri o amaçtan çoktan sapıldı. Yani şöyle söyleyeyim. Fed mesela %9'lara bile çıktığında enflasyonu %2'ye döndüreceğini biz bunu çok iyi biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu popülasyonla, yani bu nüfusla, bu ekonomik aktivitelerle Türkiye'nin gerçeğinin %5 enflasyon olmadığını biz çok iyi biliyoruz. O yüzden bu tarz hedeflerden bence vazgeçilmesi gerektiğini kanaatindeyim. Ancak bugünkü enflasyon raporu veyahut da Merkez Bankası değişiminin tabii ki de tüketiciye, yani bizlere bir etkisi olacak elbette. Evet. Peki biraz borsayı değerlendirelim. Sonra biraz kripto. 2-3 dakika, yani toplamda işte 4 dakika vaktimiz var. Hı hı. Borsa İstanbul fena gitmiyor anladığım kadarıyla. Bence Borsa İstanbul gayet güzel gidiyor. Çünkü şunu söyleyebilirim. Birincisi, seçim ekonomisine girilmiş gibi bir hava var mı sanki? Çok hissedilmiyor. Ama biraz bir coşkusu var gibi. Neticede piyasalar artık yeni teşvikler de bekliyor olabilir. Zaten en büyük kıyas da buradan geliyor. Yani Türkiye ekonomisine olan güven ve bütçe harcamaları konusunda henüz daha kafalarda net bir senaryo yok. Enflasyon konusunda var ama bütçe konusunda yok. O yüzden sanki Borsa İstanbul'da böyle bir havaya girilmişiz gibi duruyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bankacılık özellikle çok yavaş kaldı. Bu etapta bankalar biraz daha ön plana çıkabilir. Perakende sektörü ön plana çıkabilir. Tüketici kredilerinde artış var. Bu özellikle perakende ve ev eşyası bakımından biraz daha tüketici harcamalarındaki katkıyı biz Borsa İstanbul'daki hisseler adına göreceğiz gibi duruyor. İkinci olarak ise Avrupa'dan Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon euroluk deprem kredisi onaylandı. Evet, yani bu para geliyor. Bu para da tabii ki de önce Borsa İstanbul'da, yani gelmeden daha biz bunu Borsa İstanbul'da zaten... Kokusu borsayı havalandırmaya tabii itiyor. 10 kere kokusunu 30 kere de geldiğinde biz bunu fiyatlarız. Hep böyledir zaten. O yüzden bu anlamda çimento, demir çelik bu etapta yine ön planda kalacaktır diye tahmin ediyorum. Peki. Kriptolar, orada da çok iyi bir süreç var. Yani 44 bin doların üzerinde müthiş yukarı doğru gidiyor. Bugün %2'nin üzerinde bir artış var. Yani sadece Bitcoin'de değil, Ethereum'da, diğerlerinde de. Yani kripto piyasası genel olarak bugün çok iyiydi. Neye bağlıyoruz? Ali Bey, ben hani çok söyledim ama tabii yatırımcının güveninde bitiyor iş. Yani dilimde tüy bitti diyorsunuz. Evet ve 45 binlere geldik. 45 bine dokunduk şu an itibariyle. Şunu söyleyebilirim. ETF sonrası belki istediğimiz hareket gelmedi. Bunun en büyük nedeni FTX'in elindeki Bitcoin'leri bana göre çok kuvvetli ihtimal insider trading, yani içeriden ETF'in kabul olacağına dair bilgiyi alıp ETF'in kabulünün ardından tasfiye halindeki FTX'in Bitcoin'lerini satmasıyla gerçekleşti. Tabii. Bu hesapta olan bir şey değildi. Bunu zaten bilemeyiz çünkü bu legal bir şey değil. Ama bundan sonra artık ETF haberlerini fiyatlamaya başlayacağız. Amerika'da bu hafta 720 milyon dolarlık sadece Bitcoin fonuna giriş oldu. Ve Bitcoin fonu, teknoloji fonu, KOBİ fonu, tüm bunların yer aldığı büyük bir sıralamada 8. yere ulaştı. Bundan sonra Bitcoin ve Nasdaq
şeyin rekabetini görmeyeceğiz. Evet. Bitcoin ve altcoin rekabetini göreceğiz. O yüzden ben halen daha portföylerin %50 veya da %60 gibi bir kısmının Bitcoin olması taraftarıyım. Harika. Çok teşekkürler. Beslen Asülü ile konuştuk. Şimdi bir kısa araya gidiyoruz. Aranın ardından Ergin Öztürk gelecek. IFS Türkiye CEO'su. Türkiye'deki dijital akılı konuşacağız. Türkiye'de dijitalleşmeyi konuşacağız. Tabii şirketler ve endüstri özelindeki dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bu arada elbette dünyanın gündeminde olan yapay zekanın Türkiye'deki adımlarını da ele almak zorundayız. Türkiye yapay zeka konusunda acaba ne kadar büyük bir hıza gidiyor? Bu hıza ayak uydurabilmesi için, dünyadaki hıza ayak uydurabilmesi için neler yapması gerektiğini konuşacağız. Bütün bunları konuşabileceğimiz global bir şirketin Türkiye temsilcisi bizimle birlikte. IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Ergin. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Ergin Öztürk? Kişisel kariyerinizi bize anlatırsanız. 1970 yılında doğdum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Makine okudum önce. Sonra orada master yaptım. Daha sonra doktora sırasında artık makinedeki dersler bitmişti. Endüstriden ders almaya başladım. Evet. Sonra çok sevdim. Orada devam ettim. Bitmemiş bir doktoram var ama genel olarak kariyerim ondan sonra sürekli. Sonra bir Alman şirketinde çalıştım. Hep şunu istiyordum aslında. Yazılımı ve bilgisayarı ve teknolojiyi çok seviyordum. Ama bilgisayar mühendisi olmak istemiyordum. Yani sadece kod yazan birisi. Hep işle, süreçle, operasyonla bunların acaba bir araya getirilebileceği bir şey var mı diye merak ederken o çalıştığım firmada yine global yazılımlardan bir tanesinin projesi vardı, implementasyon projesi. Orada onunla tanıştım ve şey dedim, tamam benim hayatımın işi bu. Hani böyle ilk görüşte aşk denir ya, benimki de biraz öyle oldu. Çünkü içinde her şey var. Yani verimlilik var, operasyon var, teknoloji var. O gün bugündür yaklaşık bahsettiğim yıllar 2000'li yıllar. Yani evet 25 yıldır. 25 yıldır evet, bu işte tamamen bu işte uğraşıyorum. Evet. Peki, IFS nasıl bir kuruluş? Yani global bir şirket evet. Biliyoruz ve dünyada işte az sayıda yani birkaç rakibi olan ve bu pazardaki en büyük paylardan evet. Birini alıyor bildiğim kadarıyla. Evet. IFS'in de çıkış hikayesi ilginç aslında. İsveç kökenli. Dediğiniz gibi dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren, işte 1.2 milyar dolar cirosu olan bu alanda kendi alanındaki en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi. Evet. Ama uzmanlığı şirketler, verimlilik, kurumsal iş uygulamaları. Çıkışı da İsveç'te 5 üniversite öğrencisi bir projeyle başlıyorlar. Bir enerji utilities, bir nükleer enerji santralının bakım yazılımını yazmaya başlıyorlar. Hatta gitmekten gelmekten çok yorulunca tesisin bahçesine bir çadır kuruyorlar ve orada yazıyorlar. Evet, yani her çadırda. Amerikalıların şey hikayesi. Garaj hikayesinin evet, çadır versiyonu. Çok iyi. 83 yılında kurulmuş. Evet. Dediğim gibi dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet gösteriyor. 400'ün üzerinde çok büyük iş ortaklarıyla faaliyet gösteren global bir yazılım şirketi. Türkiye'de de bu yıl 20. yılımız. O yüzden bizim için çok anlamlı. 20 yıldır başta sanayi şirketleri olmak üzere Türk şirketlerinin dijital dönüşümü, verimliliği, hayatımız fabrikalarda ve tesislerde geçiyor. Onların dertleri genelde bizim dertlerimiz oluyor. Onların verimliliklerine hem global anlamda hem ülkemizde yardım etmeye çalışan bir şirketiz aslında. Peki globalde IFS kendini nereye konumlandırıyor? Yani
iştigal alanı bakımından şurada çok iyi, burada fena değil, burada da idare eder, şurada da yokuz. Çünkü evet. insanlar her şeyi aynı anda yapamayabilirler. Evet. Yani şöyle, çok dediğiniz çok doğru. Çünkü IFS'in bence başarılı olmaya çalışan şirketler, özellikle mesela startuplarda da görüyoruz. Her şeyi yapmaya çalıştığınızda genelde biliyorsunuz her şeyi çok averaj yapıyorsunuz. Tabii, çorbaya çevirirsiniz. Evet, yani. Benim de onunla ilgili şöyle bir örneğim var hatta. Bazen bize bu soruyu soruyorlar, hani hangi alanda iyisiniz diye. Şimdi bir restorana gittiğinizde menüde lahmacun, sushi ve ne bileyim pizzayı gördüğünüzde şeyi anlıyorsunuz ya da balığı gördüğünüzde diyorsunuz ki bu... Bu hiçbirini hiçbir şey, yapamıyor. Evet. Evet. Her şeyi averaj yapıyor evet, daha doğrusu. Evet. Şimdi IFS'de bu alan çok geniş, endüstriler çok geniş olduğu için kendine ilk kurulduğu günden beri 5 tane ana alan seçmiş. Ve savunma sanayi gibi, otomotiv üretim gibi ya da işte proje endüstrileri gibi bu alanlarda büyümüş. Şimdi bizim yaptığımız işin ilginç bir tarafı var. 3 ayağı var. Yani teknoloji, insan ve iş. Evet. Şimdi insan kaliteniz çok iyi olabilir ama işi bilmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, siz bir... İnşaat şirketine gittiğinizde terminolojisinden operasyonuna kadar haberdar olmak zorundasınız. İyi bilmeniz gerekiyor. Tabii. Haberdar olmayı geçin, tabii, emin bilmek, olun. Evet. Uzmanlık derecesi. Evet, onlara hatta bu konudaki dünyadaki trendleri ve gelişmeleri de anlatabilecek kadar iyi biliyor tabii. olmanız gerekiyor. Çünkü sanıldığının aksine biz program geliştiren bir şirket değiliz. Yani yazılım, evet yazılım kuruyoruz, bunları öğretiyoruz ve şey yapıyoruz ama aslında yaptığımız şey bir endüstri know-how'ı transferi. Evet. Şöyle düşünün, dünyada otomotiv yan sanayi alanında çok başarılı bir Alman şirketisiniz mesela. O alanda, Türkiye'de de bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz ve gidip benzer şirketlerden bir know-how almaya çalışsanız kimse size bunu vermez, öyle vermez, değil mi? Tabii. Ama aslında IFS kurduğunuzda, mesela bir inşaat şirketisiniz, ben size şunu veriyorum. Dünyadaki inşaat şirketlerinin... Bütün know-how'ını evet, size veriyorum. Ve bu gerçekten muazzam bir şey. Müthiş. Neden? Çünkü, o zaman o havuzu müthiş, rentable ve evet. verimli bir şekilde i̇şte kullanıyorsunuz. Buna, bunu stratejik bir avantaj olarak tabii. gören bir yöneticiyseniz, bir şirket sahibiyseniz... Bunun maksimumda faydaya çevirmeye çalışırsınız ama siz buna şöyle bakıyorsanız, ya tamam bu bir yazılım, ben bununla işimi göreceğim her diye bakar. Şirkette yaparım. İşte bir muhasebe programı gören şirketler de var, emin olun. Sonuçta Türkiye'de bizim 500-600'ün üzerinde müşterimiz var. Ben şimdi hatta birbiriyle rakibi olan en az, örnek veriyorum, 5 şirket var. Evet. Bazen şuna çok şaşırıyorum. IFS'i minimumda kullanan şirketler de var. Tabiri caizse uçup gitmiş de var. Aradaki fark... O şirketin buna bakışı, vizyonu, bizim anahtar kullanıcı dediğimiz bu yazılımı şirkete oturtmadaki ekipler, bunun olaya ne kadar adapte olduğu, bunlar o başarıyı belirliyor. Ve siz bunu, çok başarılı şirketler var. Hatta bizim dünyaya, bizim Türkiye'de projesini yapıp da dünyada evet. örnek, referans ziyareti yapılan şirketler var. Bu da bizim için tabii çok mutluluk verici bir şey. Sonuçta hani herkes işi sonuçta para kazanmak evet, için yapıyor eninde tabii, sonunda ama tabii. yani yıllar içinde, 20 yıl içerisinde biz de şunu görmek bizim için çok mutluluk verici. Bizimle büyüyen o kadar çok şirket oldu ki zaman içerisinde bizimle büyüyüp dünyada yani alanında... Siz dokunmaya başladıktan sonra evet, daha hızlı büyüyen evet, şirket oldu. Cirosu, operasyonu, verimliliği anlamında... Kimlerle çalışıyorsunuz mesela? Birkaç yani, şirketi şöyle sıradan geçersek. Yani çok değişik sektörlerde, inşaat sektöründe birçok firmayla çalışıyoruz. İşte Nefin'den Makyolu'na, ne bileyim Simpaş'ına, işte otomotivde çok fazla sayıda, savunma sanayinde FNSS'inden Durmazlar Makinası'na, Vestel yine bizim müşterilerimiz, TÜKSAT bizim müşterilerimiz, Petlas bizim müşterimiz. Yani her sektörde çok uluslu şirketler, Sumitomo bizim müşterimiz, Jotun bizim müşterimiz, yani Türkiye'deki Jotun da globalde çok fazla sayıda hiç ismi bilinmeyen, işte Bureau Time gibi müşterilerimiz de var. Yani çok ismi bilinen ya da evet. çok fazla sayıda her şehirde, yaklaşık 20'nin üzerinde şehirde projeler yaptık. Ama ilginç olan şey şu, ismini bildiklerinizden ziyade ismini bilmediğiniz ama dünyada kendi alanında ilk üçlü olan şirketler var Türkiye'de. Türkiye'de? Evet, çok çok ilginç. Mesela yapıyorum. Ben bunu, evet, yıllar içinde bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Çok enteresan. Yani belirli bir alanda uzmanlaşmış, sadece onu yapıyor yalnız mesela. Yalnız bir şey yapıyor. Ama o konuda benim diyen
İngiliz, Alman, Fransız rakibinde... Pabucunu ters giydirir. Evet. Mesela geçenlerde Konya'da bir çikolata fabrikasıyla anlaşma yaptık. Dedim ki, yani büyük, son derece sahibi de son derece genç birisi. Dedim ki yani kim... Ergin dedi, biz dedi bu alanda dünyanın en iyi 2-3 firmasından bir tanesiyiz dedi. Aman. Şimdi genelde de öyle firmalarda hep şeyi görüyoruz. Yani rakipler, bunlar dev rakipler oluyor ve ciro farklılıkları da muazzam oluyor. Örnek veriyorum, bir tanesinin 10 milyar dolar cirosu oluyor. Belki ötekinin 500 milyon dolar, bizimki 500 milyon dolar oluyor. Ama bu rekabet becerisi bizde muazzam bir şey. Belki bu yılda bizim hani... ekonomik çalkantılarımızdan, adaptasyon yeteneğimizden. Ben aynı zamanda İtalya operasyonunu da yönetiyorum. Yani oradan şeyi de görüyorum. Buradan mı yönetiyorsun? Evet, yani oraya da çok gidiyorum. Milano'da ofisimiz. Yani orada İtalyan ekibimiz var. Orada bir anlamda IFS, yani Türkiye'de çok başarılı olunca biz kendi bölgemizde yılın ülkesi ödülünü aldık. Ki bizim, o zaman şimdi... siz yakında orayı cover edeceksiniz anladığım kadarıyla, böyle Balkanlar, Malkanlar. Yok, bizim bölgemizdeki ülkeler belli. Ama ya yani şöyle söyleyeyim, bizim bölgemizde İngiltere, Fransa gibi ülkeler var, oldukça güçlü ve biz onların arasında yılın ülkesi seçildik, ödülümüz var. Yani o anlamda bizi çok başarılı bulduklarını söyleyebilirim ama o söylediğim bunun sebebi çok adaptasyon yeteneğimiz gelişti. Peki, Türkiye'de Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran, yani çok başarılı hale getiren sizin operasyonel kabiliyetiniz, bunu biliyorum ama mesela neler yaptınız da örneğin İngiltere'den bile daha iyi bir puantaja sahip oldunuz? Yani benim kişisel görüşüm, biz hep uzun vadeye yatırım yaptık. Yani kısa vadeli hiçbir şey. Gelip geçişi görmüşsünüz. Ben şunu çok gördüm. 5 yıl içerisinde girip çıkan, silinen, şey yapan, bizim gibi bir iş yapıyorsanız, biz sonuçta mobil uygulamalar geliştirmiyoruz. Yani çok bizim işimizde önemli olan şey kredibilitedir. Yani çünkü biz, örnek veriyorum, yani Çemtaş bizim müşterimiz. Evet. 96'dan beri müşterimiz. Bizde her şey uzun vadelidir. Yani bugün konuştuğumuz şeyle, bazen mesela görüşmeyi yaparız. Mesela Serenit diye bir müşterimiz var bizim. Yani çok da meşhur bir firmadır. Biliyor. Serenit. Mesela ben ilk görüşmeyi 7 yıl önce yapmışım. Sonra demişim ki zamanı geldiğinde tekrar görüşürüz, merak etmeyin. Yani uzun var. Çünkü neden? Ben şunu görüyorum. Türkiye'deki şirketler her şeye rağmen çok başarılı işler yapabiliyorlar. Ve bunun da aslında yatan şey, bütün bunlara rağmen bir şekilde kendilerine bir yol belirlemişler. Mesela Erkurt Holding bizim Bursa'da otomotiv yan sanayi çok başarılı, sahipleriyle de aramın çok iyi oldu. Yani ben bakıyorum mesela, biz onların şeylerine gidiyoruz, 10. yıl, 20. yıl toplantılarına birlikte gidiyoruz. Şunu görüyorum, yani bu şirketler gerçekten ne olursa olsun etkilenmeden hayatlarına devam etti. Dünyayı takip edip devam etmeye çalışıyorlar. Bizim gibi tool'lar da neticede bizimki bir araç aslında. Bu insanların hayatını kolaylaştırıcı, verimliliğini arttırıcı, kaçakları azaltıcı bir tür destek hizmeti sağlıyoruz. Peki, onlara. Türkiye'nin ihracattaki en güçlü kaslarını sayacağım. Siz bunların hangilerine ne kadar hizmet veriyorsunuz? Bir tanesi otomotiv. Evet. Otomotiv bir numaramız. Aynen, bizim de öyle. İkinci sırada tekstil konfeksiyon var. Arkasından işte cam, seramik geliyor. Onun arkasından gıda geliyor. Onun arkasından... İşte diğer sektörler dediğimiz demir çelik gibi sektörler. Mesela bunların hangilerinde? Yok, hepsinde yokuz. Mesela özellikle bu bizim için çok özellikle önemli. Özellikle girmiyoruz diyorsunuz. Evet, mesela bile. Tekstilde yokuz. Evet. Yani bu diğer saydıklarınızın birçoğunda varız. İstiyorsunuz iyi sushi yaparız ama kebap işine girmeyiz. Evet, yani kebabı çok iyi yapanlar var. Dünyada da çok iyi yapanlar var. Onlar yapsınlar. Bravo. Ama biz mesela, ben şunu diyebilirim. Dünyada proje endüstrileri, savunma sanayinde pazar lideriyiz. Yani... Orada sadece bir yazılım sunmakla, şimdi mesela savunmasa neden bunlar önemli biliyor musunuz? Biz toplantılara gittiğimizde de görüyoruz. Bir şey seri imalat yapmakla proje bazlı yapmanın hiç alakası yoktur. Bravo. İş yönetim sistemi açısından da alakası yok. Karlılık açısından da, raporlama açısından da. Biz dünyada, nereden geliyor? Bu arada IFS İsveçli, Nordic ve düşünün petrol, gaz bu istasyonları. Şimdi oralarda ya da tersaneler, oralarda savunma sanayi gibi, oralarda bu kaslar çok güçlenmiş. Ve bir yere gittiğimizde o know-how'la gidebiliyoruz. Ama tekstil alanında hiçbir know-how'umuz yok. Yani çözemez miyiz? Muhtemelen çözeriz. Ama şöyle diyoruz, ya bizden daha iyi çözenler var. Ve çok da ihtiyacınız yok. Evet, aynen. Böyle herkes böyle bakabilse, mesela bazen de ölçek problemi oluyor, emin olun. Mesela... Doğru.
çok uluslu bir şirketsiniz ya da Türkiye'de işte örnek veriyorum cironuz 500 milyon doların üzerinde ya da 200 milyon, 300 milyon doların üzerinde. Ben diyorum ki IFS çok iyi bir, çok uygun bir ürün ama cironuz mesela 20 milyon doların altında daha böyle COBİS'te, ben kendi arkadaşlarımdan bile almak istediği olduğunda şey diyorum, uzak durun IFS'ten, size uygun değil. Evet. Yani neden? Çünkü herkes her şeye uymaz. Her kişiye, her keseye uygun değil evet. Tabii. Hem yani fiyatsal anlamda da değil, emin olun. İşletme anlamında da, sonuçta bunun da bir işletme, işletmek için mesela en azından 2-3 tane endüstri mühendisiniz olacak. Yani şekilde. Size ayıracak zamanımız olmayabilir ve bundan dolayı pişmanlık duyabiliriz o bakımdan. Yani sizi daha verimli, daha produktif hale getirecek şirketlerle yapabilirsiniz. Sadece bizim açımızdan değil. Hani şey yanlış anlaşılmasını da istemem. Ben derim ki sizin mesela şöyle düşünün. Her gün işe gideceksiniz. Bir araca ihtiyacınız var. Dünyanın en sert amortisörlü, en lüks aracı sizin için en iyi, ya da devasa bir tır sizin evet. için çok amacınıza uygun bir şey olmayabilir. Ben İTÜ'lüyüm demiştim ya, bizim Halef Şen Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Yazılımın iyisi kötüsü olmaz, sana uyanı uymayanı vardır der. Bravo. Bu işte genelde şirketlerin yaptığı hata o. Örnek veriyorum, dünyanın en büyük markası bu çok. İşte X marka. Evet, 50 ülkede faaliyet gösteren ve temel amacı finansal konsolidasyon olan bir şirketse o şirkete o yazılım cuk oturur. Ama siz burada üretim operasyonu ve planlama operasyonu ve her şeyin her gün değiştiği bir ülkede faaliyet gösteriyorsanız sizi tek kelimeyle kilitler. Tabii. Şimdi burada başka bir yazılımın iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. O belki çok başarılı bir markadır. Sana uymaz. Bunu anlaması şirketlerin çok önemli. Yani sana uyanı, senin endüstrini bileni, sana şey olanı anlaması, işte bu da bir üzerine zaman ve emek harcamayı evet. gerektiriyor. Şimdi mesela genetik teknolojisi şöyle çalışıyor artık. İşte kişiye özel, kişiye özel ilaçlar, kişiye özel tedavi yöntemleri. Birine 3 doz verdiğiniz ilacı öteki evet. insana mesela 5 doz veriyorsunuz. Yine bana mı demiyor? Aynısı şirketler için geçerli. Şirketler için aynısı, de geçerli bu. Aynısı birebir emin olun. Çünkü şimdi biz çok şirket, benim hayatım yani binlerce, bu konuda çok iddialıyım yani binlerce evet. şirket, Türkiye'de bizim görmediğimiz şirket, görmediğimiz üretim hattı kalmamıştır herhalde. Şeyi görüyorsunuz mesela tesis çok büyük, muazzam tesis yapmış. Devasa. Ama insan kalitesi yerlerde sürünüyor. Niye? Yatırım yapmamış ona. Makineye evet. yapmış. Ama insan kalitesine yapmamış. Ya da bakıyorsunuz çok küçük bir tesis, acayip böyle şey ama bir iş yapıyorlar. Böyle sineğin yağını çıkartmış. Ben diyorum ki, bakın benim dertler teorisi diye bir teorim var. Aslında şöyle. Size ait mi? Şöyle, yani zaman içinde konuşuyorduk. Bir gün müşteri bana şey dedi. Ergin Bey dedi, bunu aldığımızda bütün dertlerimizi çözeceğiz mi dedi. Ben dedim ki, bütün dertlerinizi çözmeyiz, dertlerinizin kalitesi artar dedim. Şimdi bana sayın kaç tane, genelde öyle oluyor, giriyoruz bir müşteriyle konuşmaya, örnek veriyorum en büyük dertlerinizi anlatın diyoruz. Çok tipik dertleri oluyor şirketlerin. Ondan sonra diyorum ki bunların hepsini unutacaksınız 8 ay sonra. Öyle dertler söyleyeceksiniz yeni dertler ki, çıkacak. O dertler onları çözeceğiz. Dünyadaki en büyük rakiplerinizinle aynı dertler olacak. Aa, güzel. Şimdi bu da Mozlovic geni hikayesine döner. Yani sizin en temel probleminiz barınmaysa, yemek içmekse kolay, çözülür. Hem kolay ama aynı zamanda çok bir anlamda kötü bir yerde olduğunuzun evet. da bir göstergesi. Daha hayatın en temellerinde ama sizin derdiniz sanat, kalıcılık, şeyse müzik, konser, edebiyatsa oraya geçemiyorsunuz. İşte demek ki o hayat yolunda bayağı ilerlemişsiniz demektir. Şimdi şirketler için de öyle. Siz o büyük tesislere, o şeylere gittiğinizde hala stokları tutturamamakla ilgili bir derdiniz varsa, diğer firmanınsa ya ben yapay zekada, işte prediction algoritmalarında hala istediğim noktada değilim diyorsanız, vallahi o sizi her durumda döver. Yani her rekabet durumunda evet. o şirket sizi döver. Peki, şunu soracağım Ergin Bey. Şimdi Türkiye'nin büyük şirketleri kendilerini her şeye, her koşula adapte edebiliyorlar. Evet. Orada sorun yok. Fakat KOBİ'lerimiz yani küçük, orta ölçekli ve büyük ölçekli diyebileceğimiz şirketler, işte 50 kişi çalıştırandan tutun da 250 kişi çalıştırana kadar olan bir fazdan evet. bahsediyorum. Burada mesela ERP nasıl? Yani size göre hani ne duruma gelmiş? Mesela biz burada evet ya Polonya'dan iyiyiz gibi böyle bir mukayese yaparak anlatabilirsiniz. Ya şöyle genel olarak ben bizde
bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi biz olayları sistematik olarak ele almamamız. Yani bu emin olun hani çok ulus yani çok büyük dediğiniz şirketlerde de benzer bir problem var. Olabilir yani. Orta ölçeklilerde de var, şeylerde de var. Her şey insana bağımlı olmaya bayılıyor. Yani çok öyle bir yapımız var. Yani oradaki Ahmet abi, Mustafa Bey oradaki belirleyici olduğunda iki tane yaklaşım var çünkü. Sistem yaklaşımı, Avrupa'da sistem yaklaşımı vardır. Evet. Yani asıl olan şey sistem kurmaktır ve insanlar o sisteme hizmet ederler. Bizde bireyler çok dominedir şirketle. Damat, oğul, onun kardeşi, onun şeyi, tabii, tabii. O işte... Gelin, görümce, baldız, kayınço falan evet, bu böyle da, gider. Şirket küçükse problem değil, kaçaklar küçük. Evet, ama büyükse, şirket büyüdüğünde, çok. Şimdi biz hep şunu görürüz. Zaten bizim IFS olarak devreye girdiğimiz nokta şudur. Şimdi patronlar, önce bir şirket alırsınız, bir arazi alırsınız, kurarsınız, bilgisayarlarınızı alırsınız. Belirli bir yere kadar kontrol altına, hep şöyle derler zaten. Biz genelde ikinci nesillerle çok çalışıyoruz. İşte babam burayı defterlerle şey yapmış. Güzel, o zaman o büyüklükte kontrol olabilirdi, edersin. Olabilirdi ama şimdi. Şimdi edemez. Edemez. Çünkü senin İngiltere'de mal ihraç ettiğin adam senden Eco Footprint Management ile ilgili doküman istiyor. Yani elbette, karbon ayak izi istiyor. Elbette. Senin babanın çözebileceği bir konu değil artık tabii. Bu. Şimdi konu artık çok kompleks. Çok kompleks olduğu için de bir kişinin, bir adamın, bir hero'nun çözebildiği şeyleri geçtik biz. O dönemler çoktan bitti. Artık her şey çok kompleks. Emin olun ben bile bazen, yani yıllardır bu işi yapıyorum, bazen teknolojiyle ilgili bir şeyler anlatılıyor. Diyorum ki çocuklara birisi bana tercüme etsin. Yani ben anlamıyorum. Yani bir noktada... O kadar hızlı değişiyor. O kadar. Tabii. Yani bir de emin olun işe yarayanı var, yaramayanı da var. Şimdi evet. Çok biliyorsunuz, 2 yıl önce, 3 yıl önce çok değil ya, Metaverse konuşuyorduk sabah akşam. Evet, ne oldu Metaverse'e? Evet. Ne oldu? Hani yatırım yapılmasaydı, işte şöyle olacaktı, böyle olacaktı falan. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim paramız çok kıymetli. Biz zaten parası, kaynağı az bir toplumuz. Yani evet. O anlamda işimiz zor. Yani böyle para satacak bir durumumuz yok. O yüzden de çok akıllıca düşünüp, çok nokta iyi... Nokta hedeflere. Çok net. Evet. Yani biz böyle çok uluslu araştırma şirketleriyle de bazen eventlere katılıyorum. Ben böyle konu çok uçtuğunda şey diyorum. Bakın biz, ya bunları vizyoner olarak düşünmek güzel şey ama bizim temel problemimiz bunlar değil. Hala gelmeden önce bir rapor okumuştum. Dünyada CEO'ların, çok büyük araştırma şirketinin CEO'ların gündemin şeyi, birinci şey coğrafya ve savaşlar. Yani hakikaten evet, şey, tabii. İkincisi ekonomik buhran, ekonomik çalkantılar. Evet. Üçüncüsü AI. Şimdi onlar da bir aklının bir köşesinde şey yapıyor ama bir tarafta ekonomik şeyler de var, adaptasyon ve şey de var. Şimdi bizde her konudan haberdar olmak onu illaki uygulayacağınız anlamına gelmez. İşinize yarayan bölümü alıp uygulamak asıl kritik olan şeyler. Evet. Peki biraz yapay zeka konuşalım, daha doğrusu bilgisayar aklı. Orada sizin kendinize ait bir AI şirketiniz de var herhalde. Bir evet, ya şöyle, evet. Şimdi biz ve bizim gibi iş uygulamaları şirketiyseniz aslında biz ERP, kurumsal varlık yönetimi, asset management ve field service management alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Yıllar içinde hep ben şunu görüyordum şirketlerde. Kullanan dünya genelinde işte binlerce şirketimiz var, Türkiye'de de öyle. Verileri hep tutuyoruz evet. Ve soru sorduğunda cevap veriyor sistem sana. Oysa, ben de hep şeyi merak ediyorum. Neden işlemiyorsun? Tabii. İşte onun o sorunun cevabı artık geldi. Şimdi artık siz bir şey, MAS vardır ya hani bizim eski evet. Yıllarda hep işte karar destek sistemleri. Evet. Yani temelde bu sistemler neye işe yarar? Yöneticilerin karar vermesine. Şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki bu çok tersine radikal bir süreç şey. Başlıyor. Kendi kendine karar veren sistemlere. Bunu evet. Da şöyle göreceğiz. Bir şirketteki kararları düşünün. Mikro kararlardan makro kararlara. Yani bu fatura, bu masraf faturasını işleyeyim mi? Bunda bir kaçak var mı? Ya da şu siparişi vereyim de bir karardır. Mikro bir karardır. Tabii. Ya da 3 var diye yapayım mı? Bu da bir karardır. Ya da kapasite arttırımı yapayım mı? Bu da bir karardır. Şu ülkeye yatırım yapayım mı? Bu da bir karardır. Şimdi mikro kararların hemen hepsinin 1-2 yıl içerisinde yapay zeka tarafından halledileceği evet, bir döneme giriyoruz. Evet. Ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek olmayacak. Ben okulda okurken şöyle bir şey vardı. Sipariş vereceğimiz zaman
malzeme siparişi, çok versen stok yapıyor, az versen şey oluyor. Yetmiyor. Evet. Economic order quantity diye böyle kara köklü bir şey vardı. O zaman onları hesaplamak çok zordu bilgisayarlar tarafından. Şimdi ben de şey derdim, ya bütün şey datası var elinin altında. Kullanım datası bütün var. Bütün kullanım datası var, tedarik datası ne var. Ne kadar olacağım belli, evet, ne kadar satacağım belli. Ona niye bir şey soruyorsun? Evet. İşte şimdi artık sormuyorum döneme girildi. Yapay zekanın en büyük bence önümüzdeki, mesela bizim Vestel'le şu anda yaptığımız bir sağ servis projesi var. Tamamen yapay zeka destekli. İşte sağdaki bütün 4-5 bin kullanıcının olduğu. Ve hakikaten dünyada bu konudaki bir numaralı üründür. Yani hiç en açık ara pazar lideriyiz bu konuda. Tamamen yapay zeka destekli. Trafik durumuna bakıyor. Bütün şeyleri, algoritmaları tek tek hesaplıyor. Ve o sırada en doğru servis teknisyeni, en doğru optimize yere. Zaten 3 tane temel alanda çalışıyoruz. Bir tanesi prediction, yani evet, tahminleme. Evet. Bir tanesi exception yönetimi. Bu kaçakları bir ortadan şey mi oluyor burada, evet, onu kaldırma. Üçüncüsü de en kritik konu bence optimizasyon. Evet. Bu tool mesela dünyada bu alandaki en iyi bir numaralı tool. Zaten üniversitede geliştirmiş aslında. Ticari bir araç. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz Vestel'e bunu? Şu anda projesi devam ediyor. Yani üzerindesiniz. Evet, projesi devam ediyor. Herhalde bu yıl canlıya geçer. O proje yani onu rakiplerinden ayrıştırmaya doğru gider yakın zamanda. Ya yani. Çok şöyle söyleyeyim, en azından bu alanda dünyadaki en önemli yatırımı yaptılar, öyle düşünün. Ki bu konularda çok zaman ve emek harcamış bir şirketten bahsediyoruz. Yani yıllar içinde kendi ekipleri de ve şeyleri de var. O anlamda bizim için de eğer hani istediğimiz seviyede çok globalle birlikte yapıyoruz. Umarım yıl sonunda bir şeyimiz var. Bizim Amerika'da bir user konferansımız var. Orada da inşallah birlikte sunma. Çünkü bunlar dünya örneği. Yani tabii, şöyle söyleyeyim. Mesela Ericsson bizim müşterimiz, ne bileyim Electrolux müşterimiz. Yani dünyada değişik değişik müşterilerimiz var bu alanda. Bu yapılan örnekler dünya çapında örnekler. Yani istediğiniz kadar paranız, istediğiniz kadar zamanınız olsun, bundan daha iyi bir örnek çıkartamıyorsunuz teknolojik, evet, olarak. O anlamda bizim için de önemli, evet, şeyler. Şimdi vaktimiz çok az kaldı, 3 dakika ama küçük bir şeyle soracağım. Bu işte Harari'nin meşhur Homo Deus ve Sapiens kitaplarında yapay zekanın bundan sonra gideceği yolu anlatıyor. Yani önümüzdeki birkaç sene içinde, evet, yani çok uzun bir vadeden bahsetmiyor. Kitaplar zaten yazılalı 5-6 yıl oldu. Şu anda o döngünün içindeyiz. Diyor ki yarın diyor mesela uyanırsınız, büyük bir şirketin başındasınız. Örneğin filanca holdingin sahibisiniz. Sabahleyin işinize gelirsiniz. Yapay zeka sizi arar, der ki ben şirketi sattım, der. Siz de dersiniz ki nasıl satarsın ya bana sormadan. Ama bir kârlı batıyordu. Değil. Evet, yani batmak üzereydi. Yani bugün satmasaydık muhtemelen %25, %30 zararda olacaktınız. Ben bunu önlemek için. Şimdi iş buraya doğru gidiyor galiba Ergin Bey, değil mi? Ya şöyle, hiç kimsenin cevabını bilmediği bir soru bu. Doğal olarak ben de bilmiyorum. Ben hep daha ayakları yere basan bir hani Türkiye'de teknoloji tedarikçi firmalarından biri olarak yani şunu söyleyebilirim. Ben bunu işime faydalı hale nasıl getirebilirimin şeyindeyim. Bu neye evrilir? İnanın ben de sizin gibi. Çünkü dikkat ederseniz bundan ne bileyim COVID döneminde bu yoktu. Evet, yani tabii, hiç kimse konuşmuyordu. Mesela biz hep cloud konuşuyorduk. Ben şey diyordum, yani cloud o anlamda gelmesi zaman alır vesaire. Covid'de bitti olay. Evet. Bir anda geldi. Tabii. Şimdi sonra bir baktık ki sürekli yapay zeka konuşuyor. Vaktinden konuşuyorduk. 20 yıl önce geldi. Evet. Tabii. Ama bu konu öyle kolayla evrilip, yani işte drone konusu gibi bir konu değil. Bu konu başka bir konu ve gerçekten ben de merakla ve endişeyle demeyeyim, henüz endişe edilecek seviyede değil. Ama şunu da görüyorum, bazı şeyler çok teorize ediliyor. Pratik karşılığı aslında o kadar değil. Anlatabildim mi? Yani örnek veriyorum, 2 yıl içerisinde bu neye evrilir? Muhtemelen hepimizin işine yarayacak bir şeylere evrilir. Tabii. Ama 5 yıl sonra neye evrilir? Hepimizi endişe edecek bir şeye evrilebilir. Bilmiyorum tabii, yani. Peki, bir de IFS'in büyüme trendlerinden bahsederseniz, yani hem global hem Türkiye'deki büyüme trendlerinden son bir yılda nereden nereye geldiniz? Yani şöyle, genel olarak çok iyi bir, biz pazarda çok kabul edilen, çok beğenilen ve sevilen, evet, dünyada yaklaşık %33'lük bir lisans büyümesi euro üzerinde sağladık. Türkiye'de %45'lik. %30. Evet. Yani her yıl yaklaşık ortalama 30 yeni müşteri katılıyordu. Geçen yıl 44 tane yeni müşterim katıldı. Yani biz dediğim gibi 20 yılda çok emek verdik Türk sanayisine ve Türk şirketlerine. Bunun aslında sonuçlarını alıyoruz. Birlikte büyüyoruz. Biz onların dertlerine
yardımcı oluyoruz. Onlar da sağ olsun bizi şey yapıyor. Hepsini 20. yıl kutlamamız olacak bu yıl. Çok önemli bir eventle kutlayacağız. Hepsini bu vesileyle sizleri de davet etmek isterim. Peki, çok teşekkür ederim. Kalkmayın lütfen. Ergin Öztürk'le konuştuk. IFS Türkiye CEO'su, Türkiye'deki dijitalizasyonu, yapay zekayı ve teknolojiyi konuştuk. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansla tekrar karşınızdayız.